Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz Egeser. Bir tane de Alka kaldı. Ondan sonra bu grup inşallah bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra da diğer gruba başlayacağım. Diğer grupta da çok biriken hisseler var. Öncelik katıl üyelerime ait olmak üzere katıl üyelerinden başlayacağım. En sona doğru alta doğru bütün hisseleri inşallah yakın zamanda analiz yapacağız. Katıl üyelerime biraz öncelik verdiğimi zaten daha önceki videolarımda söylemiştim arkadaşlar. Şu an Egeser'de ne var? Arkadaşlar bakın Egeser'de aslında çok güzel şeyler var. Egeser hisseyi 5 kattan biraz fazla yükseltmişler. Ve yukarıdaki hissenin ana kalanını yani kanal aralığının olduğu en üst noktasına kadar getirmişler. Ve burada güçlü direnç noktası olduğu için hisseyi tekrardan geri çekilmiş arkadaşlar. Kıramamış ve geri çekilmiş. Olay bu. Peki kırsaydı ne olurdu? İşte arkadaşlar kırsaydı ne olurdu? Hocam bu hissenin diğer iki hedefleri nedir? Yatırım amaçlı kullanılabilecek hisseler arasında yer alır mı diye sorularınız olabilir. Ya da bu hisseyi izleyen, bu analizi izleyen takipçilerim de aklında öyle sorular olabilir. İşte buradaki grafikleri ben onun için çizdim arkadaşlar. Grafikler biraz karışık gibi görünüyor ama eğer ki zaten arkadaşlar bakın Egeser bu direnci kırsaydı ve üzerinde kalsa idi. İşte Egeser'in sıradaki hedefleri bu rakamlar olacaktı. 21'ler, 36'lar, 50'ler, 80'ler, 70'ler ve 100'lü rakamlar, şu sağdaki 100'lü rakamlar, 3 haneli rakamlar olacaktı. Hissenin ileriki nihai potansiyel hedefi bunlar arkadaşlar. İllaki bir şekilde gidecek. Ne zaman gidecek onu bilemiyorum ama ben şu an hisseyi incelediğim zaman şunu gördüm arkadaşlar. Egeser'de aynı Merko gibi bakın. Hisseyi bu hareket ne hareketidir arkadaşlar? Bu hareket hisseyi sert yükselişin hareketidir. Şu hareket bakın. Eğer yukarıda atabilirlerdi. Zaten yukarı atsalardı o dediğim rakamları göreceklerdi. Bu hisse de 5 değil de 10 kat, 15 kat, 20 kata kadar potansiyel var idi. Ama onu yapmamışlar arkadaşlar. Ya ertelemişler veya da burada fazla küçük yatırımcı mı vardı bilmiyorum artık sebebini ama ya ertelenmiş. O hareket ertelenmiş arkadaşlar. Ya da ileriki tarihlerde artık yapacaklarsa yaparlar. Şu an için onu bekletmişler benim gördüğüm kadarıyla. 5 kat yükselttikten sonra da zaten yaklaşık olarak %25'lik bir düzeltme yapılmış hissede. Ama hissenin nihai hedefi, gitmesi gereken hedefi işte burası arkadaşlar. Bu kanal. Bu kanaldaki o az önce anlattığım rakamlar. Bunun da tek yolu işte açan bu kapıyı açan, bu kanal kapısını açan da buradaki bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ne yapmışlar? Kırdırmamışlar. Tam çizgide kalmış. Şuradaki kanaldan bahsediyorum. İki tane kanal var. Şu an daha net görüyorsunuzdur. Zaten bunu kırıp üzerinde kalsaydı işin rengi değişirdi. O dediğim rakamlar konuşulurdu ama kırdırmamışlar. Aşağı getirmişler. Bu şeyi arkadaşlar ertelemişler. Ben öngörüme göre ertelemişler. Ya da bu kanalı birazcık sağlamlaştıracaklar mı bilmiyorum. Ama hani çok uzun zaman değil. Artık şu kadar beklettiği kadar bakın. 10 yıl olmuş arkadaşlar. O kadar bekletmez artık. O dediğim hedefler için o kadar bekletmez ama bu hissenin hala aşağıda geleceği yeri var mı? Var arkadaşlar. Aşağıda geleceği yerlerde var ama şu an performansı çok iyi. Sanki kırdırırlarsa o hareketi yaptırırlar. O dediğim rakamlar telaffuzu söz konusu olur arkadaşlar. Yani hissenin ileriki hedefi bu. Bu hisseyi merak edenler için o grafikleri çizdim. Şimdi bir hissenin, bu hissede ne var? Bu hissede şu var arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aşağıda yaklaşık olarak %3 aşağısında bir desteği var. 13.24. 13.24'ün kırılması halinde, bu desteğin kırılması halinde sıradaki hedefi 11.37. 11.37'nin de kırılması halinde bir sonraki destek noktası bu hissede 9.60'lar olacak. İşte yukarıki hedefi, işte yukarıki hedefi çok önemli bir yer arkadaşlar. İşte bu, ben iki yeri de vereyim aslında. Şu iki yeri de vereyim. 16.57 16.57'yi vereyim. Ondan sonra işin rengi değişir zaten. 16.57 16.57'yi kırıp diğer kanala geçerse işte şu arkadaşlar ya. 17.08 17.10 diyelim oraya. 17.10'u kırıp bu hisse yani 16.57 de olur. Kırıp üzerinde kalırsa işin rengi değişir. Ondan sonraki hedefi 23 lira arkadaşlar. Yani bu kanal farklı bir kanal arkadaşlar. Yani buradaki direnç noktaları da o kapıyı açan anahtar işte.
O kapıyı açan anahtar burası. Burayı kırıp üzerinde kalması lazım. Üzerinde kalamazsa aşağıdaki destek noktaları söz konusu olabilir. Ama hissedeki güzel hedefleri var mı? Var. Var arkadaşlar, var. Deriz için o 3 haneli rakama kadar yolu var hissenin. Şunları yanlış yazmışım arkadaşlar. Hissenin yukarıda niye vardı? 16 57'si var. 16 57'yi kırıp üzerinde kalması halinde 17 onu var. 23'ü var. Daha yukarısı da var. Buralara gelirse daha yukarısı da var. Peki o noktaya gelsin. Aşağıda 13 24'ü var. 13 24'ün kırılması halinde 11 37'si var. 11 37'nin de kırılması halinde aşağıda 9 60'lar var arkadaşlar. Yani aşağı gelirse aşağı gelmesi bu hisse için güzel bir alım fırsatıdır. Yani yatırım amaçlı güzel hisseler içinde yer alan bir hisse arkadaşlar. Ama güzel hedefleri de var mı? Var. Aşağılardan temin ederseniz 5'e 6'ya 7'ye katlama hala potansiyelleri var. Beklerseniz ama sabrederseniz var. Ha, bazı hisselerde bu görünmüyor ama bunda görülüyor arkadaşlar. Bunda var yani. Evet arkadaşlar, bunları da yazdık. Farklı bir analize görüşürüz. Sıradaki analizimiz zaten belli. Alka. Daha sonra da yeni gruba başlayacağız.